Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz. Hafta sonu size video çekiyorum. Sizleri çok özledim. Gerçekten şu mesafeyi bir an önce kısaltmak istiyorum. Haftada iki videoyla eski düzen olarak buluşmaya devam etmek istiyorum. Sadece henüz vücudum alışmadı. Daha böyle kendime güzel bir rutin oturtamadım. O nedenle videolarda aksaklıklar olabiliyor. Affedersiniz kafalı ama yakında düzenimizi kuracağız diye düşünüyorum. Bugün cumartesi videomu çekiyorum. Ümit ediyorum ki iki video çekeceğim. Yarına zaten bir tanesini pazar günü yayına koyacağım. Çarşamba ve pazar olarak videolara devam etmek istiyorum. Ya çarşamba ya perşembe pazar. Ama pazar günü mutlaka video geliyor olacak. Aslında vlog çekmeyi de çok özledim. Böyle vlog çekerken hem akışa dahil oluyorsunuz ya benim çok hoşuma gidiyordu. Hem de kendim zaten vlog izlemeyi çok severim. Yıllardır böyle inanılmaz iyi bir YouTube izleyicisi olduğum için vlog izlemek çok hoşuma gidiyor. Böyle o hayatlara dahil olma Durumu beni gerçekten mutlu ediyor. Kendimde çekmeye devam etmek istiyorum. Aşağıda böyle yorumlarda hangi video türlerini daha çok istiyorsunuz yazarsanız çok çok mutlu olurum. Herkes böyle hızlı konuştuğumu, böyle bir şey yetişiyormuşum gibi konuştuğumu söylemiş. Aslında haklı olduğunuzu düşünüyorum. Nedense böyle heyecanlanıyor muyum bilmiyorum. Bir de aralara minik minik aralar gelince sanki video çekmeyi de unutuyormuşum gibi bir hissiyat geliyor daha sakinim, daha soft'um. Normal günlük rutinimde nasılsam o şekilde sizlere anlatmaya devam ediyor olacağım. Bugünkü videomuzun konusu rutinlerden bir tanesi. Aylık favoriler videosuyla karşınızdayım. E, bu seferki favoriler videomda hiç olmadığı kadar saç ürünü var. Gerçekten güzel ürünler keşfettim. Hepsi uygun fiyatlı. Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Hepsi gerçekten uygun fiyatlı ürünler. Bence fiyat performans açısından oldukça başarılı ürünler. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Minicik bir hatırlatmamı da yapıp hemen videoya geçeceğim. Eğer beni seviyorsanız bu platformda daha sık görmek istiyorsanız ya da fikirlerim benim düşüncelerim hoşunuza gidiyorsa, beğendiğim şeyler sizinle ortak zevklerse lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Kanala abone olmak gerçekten karşı tarafı o kadar motive ediyor ki lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beni Instagram adresimden de takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada daha aktifim ister istemez. Anlık çek paylaş olduğu için böyle işe giderken falan sürdüklerimi hemen orada paylaşabiliyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Günlük hazırlanma riyasları da Instagram'a geliyor olacak efendim. Dediğim gibi beni bu platformlardan takip ederseniz çok mutlu olurum. Motive olurum. Yeni videoları çekmeye daha heyecanlı olurum. Lafı çok uzattım. Yine bir girişgah yaptım, oturdum. O zaman haydi favoriler neymiş hep birlikte inceliyoruz. İlk favorim ne geldi? Girl Kito markasının e, makyaj süngerini aldım. Beauty Blender diyecektim, o bir marka oldu aklıma geldi. Girl ben daha önce de makyaj süngerini kullanmıştım. Yeniden buna bir şans vermek istedim çünkü o kadar çok şey böyle alıp tüketiyoruz ki neyi sevmiştim diye ben de unutuyorum ve sonrasında denedim yeniden hoşuma gitti. Bence yumuşaklık sertlik anlamında güzel bir dokusu var. Bugüne kadar kullandığım en yumuşak sünger diyemem ama başarılı, asla yüzünüzü yormuyor. Hani böyle taş sürüyormuşsunuz gibi bir sertlikten bahsetmiyorum. Sadece işte real techniques'leri kullandıysanız ondan bir tık, minicik bir tık daha sert. Ama makyajı çok güzel bir şekilde cildinize uygulamanıza yardımcı oluyor. Ben genelde likit ürünlerle çok başarılı buldum. Ve bilmiyorum bu tarz süngerlerle toz ürünler uygulamayı sevenler de var. Ben çok toz ürünleri böyle şeylerle uygulamayı seven tarafta değilim. Ama işte BB kremimi uygularken Birazdan göstereceğim Nikit aydınlatıcı ve allıkları uygularken çok çok memnun kaldım. Çok güzel bir şekilde dağılmalarına yardımcı oluyor. Benim favorilerimin arasına girdi. Eğer yeni bir sünger arayışınız varsa böyle kutusuyla da geliyor. Saklamak açısından da çok çok makul. E, ee, Görkton'un makyaj süngerine bakabilirsiniz diyorum. Fiyat performans olarak gerçekten güzel bir sünger. Real Techniques'ler neredeyse iki katı fiyat olmuş. Şimdi fiyatları da tam hatırlamıyorum ama alırken şöyle bir bakmıştım. O iki katı falan demiştim. Oradan aklımda kaldı. Gelelim bir diğer favorime. Kiko markasından zamanında böyle bir e, nemlendirici bir lip balm almıştım. Ne kadar görebileceksiniz bilmiyorum. Zannediyorum ki kamerada yansımıyor. İçerisinde renkli simler var. Böyle pembe, hafif turuncu gibi renkli simler var. Şu an dudağımda da kalemle uygulanmış halini görüyorsunuz. Hatta üstünden de geçeyim. Hem böyle nemlendirmesini sevdim. Hem yakından baktığınızda çok böyle o simler gözüküyor. Işıl ışıl ekstra parlak duruyor. O çok hoşuma gitti. Günlük böyle rutinde nemlendirici olarak kullanmak için harika olmuş. Gerçekten simli ürünleri seviyorsanız hani dudakta sim görüntüsü hoşumuza gidiyorsa beğeneceğiniz bir lip balm olduğunu düşünüyorum. Bu drop lip balm olarak geçiyormuş. Kiko'nun standart koleksiyonunda olan bir üründü. Öyle yeni bir lip balm arayışınız varsa biraz farklılık olsun, içinde simler olsun derseniz güzel bir alternatif diye düşünüyorum. Gelelim. İşe başladığımdan beri böyle 10 dakikada makyaj yapacak modundayım. Hepimizin olduğu gibi. Ve hayatımı kolaylaştıran iki ürünle karşınızdayım. Likit ürünler gerçekten çok 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 pratikler. 2 dakikada makyajınız hazır olmuş oluyor. Ben yaz kış likit ürün kullanmayı çok seviyorum. Piyasaya çıktıkları günden beri gerçekten toz ürünleri bir rafa kaldırmış durumdayım. Rare Beauty'nin bendeki hop rengi olan bu likit bulaşları. Bu hani insanların asla bitmez dediği ürün sanırım ben bitireceğim. Yani şurada görüyorum çizgi baya dibine doğru gelmeye başladı. Her gün bu ürünü uyguluyorum ve tek allığım bu değil. Yani bir sürü allığım var ve elim sırf buna gidiyor. Şu an yanamda görmüş olduğunuz allıkta bu. Çok doğal, tatlı bir pembelik veriyor. İçerisinde böyle aşırı bir sıcaklık da yok. Daha soft duruyor. Eğer pembe allıkları seviyorsanız. Çünkü her pembe allık bence bronzer güzel ve şık durmuyor. Ya böyle bronzer turuncu kalıyor ya allık başka ton gibi duruyor. Sanki bütünleşmiyorlar gibi oluyor. Bu allıkta asla öyle bir şey yok. Çok güzel, soft bir pembelik veriyor. Yanaklarınızda böyle tatlı bir dokunuş bırakıyor. Ben çok sevdim. Her makyaja, her kıyafete çok rahat uyum sağlıyor. Bir damlası dahi yeterli oluyor. Yani sizi aslında çok uzun süre götürür. Ama dediğim gibi ben her gün kullanıyorum benimki azalmaya başladı. 7,5 milimlik bir ambalajlamayla da geliyor. Ben çok başarılı buldum. Renk tonunu, formülasyonunu, her şeyi benden geçer not aldı. Gelelim bugüne kadar kullanmış olduğum en favori aydınlatıcım olabilir. Neden? Birincisi renk tonu bana çok güzel geliyor. Allıkla bütünleşen renk tonlarına daha çok sevmeye başladım. Eskiden çok daha şampanya tonlarına giderdim. Şimdilerde ise o böyle geçişsiz duran görüntü daha çok hoşuma gidiyor. Şampanya tonları illaki biraz kesiyor makyajınızı. Ama bu tarz böyle hafif pembeli, birazcık daha bronzluk barındıran tonlar hem bronzerla çok güzel bütünleşiyor hem de allıkla çok güzel bütünleşiyor. Gördüğünüz gibi bitmek üzere ya. Yarısından azaldı yani öyle söyleyeyim size. Her gün bu ürünü kullanıyorum, bayılıyorum. Rare Beauty'nin bendeki Enchant isimli olan Liquid Luminizer olarak geçen ürünü 15 milimlik bir ambalajlama ile geliyor. Çok çok başarılı, ıslak ıslak duruyor, asla simsim durmuyor. Eğer günlük rutinde böyle aydınlatıcıların simsim durmasından şikayetçiyseniz bu ürüne kesinlikle bir şans verin. Birkaç farklı rengi var ama benim gibi pembe tonlarda, allıklardan hoşlanıyorsanız bu renk tam size göre çok güzel bir bütünlük sağlıyor. Ama daha sarı tonları falan da mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Ve son makyaj kategorisi favorimle geldim. Beni biliyorsunuz ben çok pudra insanı değilim. Öyle pek fazla da pudra önermem. Zaten elimdeki pudra da sınırlıdır. Ama son dönemlerde Fenty Beauty'nin bu Pro Filter isimli toz pudrasını kullanıyorum. Göz altlarınızı pürüzsüz gösteriyor. Sabah makyajımı yapıyorum. Akşama kadar göz altlarımda böyle ekstra bir işte parçalanma, pütürlenme olmuyor. Sadece altını güzel bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Bence her pudra için bu geçerli. Ve diğer türlü illaki kuruluk ya da çatlama yapacaktır. Ben kendi içerisinden çıkan o minik süngerle uygulama yapıyorum. Göz kapaklarımdan ise fırçayla geçiyorum. Şöyle içerisinden çıkan minik sünger de bu şekilde. Bu arada bendeki mini boyu sizin de mini boy almanızı tavsiye ederim. Çünkü bitecek gibi bir ürün değil yani ben hemen hemen her gün kullanmaya başladım. Ve hiç yani öyle azalacak bitecek bir ürün değil. Her gün kullansanız bile minimum bir yıl götürür ki bir opsiyonunuz daha varsa çok çok daha uzun süre sizi götürecektir. Bendekinin rengini de hemen söylüyorum. 02 Batır numarası. Benim tonlarımdaysanız bir toz pudra arayışınız varsa şu yaz aylarında biliyorsunuz her şey çizgilere dolmaya başladı. Çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Fenty yapmış yapacağını. Gelelim saç favorilerime. İlk olarak bir saç yağını göstermek istiyorum. Bence bu ürüne bayağı aşinasınızdır. Çünkü kerastasın saç yağına muadil olarak gösteriliyor. Ben bir kerastas saç yağı fanı olarak yani kesinlikle muadil olduklarını düşünmüyorum. Kerastas çok daha hızlı bir şekilde etki ediyor. Saçı ilk sürdüğünüz andan itibaren çok pürüzsüz, sanki kuaför etkisi veriyor. Ve minicik bir miktarı bile çok çok yeterli oluyor. Onun gönlümdeki yeri bambaşka. Fiyatı aldı başını gidiyor. Arşa değecek yakında. Ama dediğim gibi muadili değil. Bu kendi başına değerlendirdiğimizde fiyat performans olarak baktığımızda bence güzel bir ürün. Başarılı bir ürün. Ben duştan çıktıktan sonra ıslak saçıma bir 4 pompa kadar uyguluyorum. Sonrasında saçımı şekillendiriyorum ve uçlarına yeniden 1-2 pompa kadar daha uyguluyorum ve performansından oldukça memnunum. Yani yeniden alırım. E, uygun fiyatlılar kategorisinde güzel bir ürün. Gerçekten saçınızı yumuşatıyor. Saçınızdaki o ekstra kırık görüntüsünün bir miktarını alıyor. Saçı daha dingin, daha e, güzel gösteriyor. Ama kerastas madili değil. Yani öyle bir vaatle almayı düşünüyorsanız gerçekçi bir yorum olarak benim düşüncem muadili değil. Ama kendi başına ve fiyatına göre baktığımızda oldukça güzel bir ürün. Ben bunu alalı bir ay oldu ya da beş hafta oldu emin değilim. Yani dört beş hafta gibi bir süreç oldu. Neredeyse yarısını kullandım. Öyle çok uzun süre götürecek bir ürün değil. Kerastas'ın en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Evet çok yüklü bir miktar ödüyorsunuz ama nereden baksanız 8 ay 9 ay götürüyor e, ki benim gibi bir saçta götürüyor. Sizin saçınız daha iyi durumdaysa daha uzun sürede götürür. Bu öyle değil bu 2 aya falan biter e, ama fiyatı da kerastasla kıyasladığınızda oldukça uygun. Yani dediğim gibi nasıl bir şey aradığınıza göre değişir. Bu da saçları güzel bir şekilde onarıyor. Saçlarınızı yumuşacık hissettiriyor. Fiyatına göre piyasada iyi ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Eğer uygun fiyatlı bir saç yağı arayışınız varsa bakılabilir hoş bir ürün. Geldik son iki saç ürünümüze. Her ikisi de aynı markadan geliyor. Morfoz markasının. Morfoz'un ile hiç anlaşamasam da bu iki ürünü bayağı sevdim. Bu şampuan ile yeni tanıştım. Milk Keratin olarak geçen bir şampuan. Oldukça da büyük bir ambalajlama, 500 milimlik bir ambalajlama ile geliyor ve fiyatı da çok çok uygundu. Yani şampuan kategorisine göre baya uygun bir fiyatı vardı. Saçlarınızı yumuşacık yapıyor. Hatta saçları bence birazcık böyle bir bastırıyor. Ama bu benim sevdiğim bir özellik. İnce telli saçlarınız varsa bunu sevmezsiniz. Yani saçları bastırıyor dedim. Saçları birazcık ağırlaştırıyor. Benim saçlarım aşırı kabarık olduğu için ben ağırlaştıran şampuanları seviyorum. Hep böyle daha çok yağ içerikli şampuanlar kullanıyorum. Çünkü saçlarım ekstra kabarık. Onları ancak bu şekilde kontrol altına alabiliyorum. Ama sizin saçlarınız çok ince yapılıysa zaten duştan çıktıktan birkaç saat sonra yağlanmaya meyil ediyorsa bu şampuanı çok da sevmezsiniz. Ama benim gibi saçlar buna bayılır. Saçları gerçekten yumuşacık yapıyor. Bunu duşta da hissediyorsunuz. Böyle sanki saç kremi sürmenize gerek kalmıyor gibi bir hissiyat veriyor. Ve çok güzel bir şekilde saçları arındırıyor. Ve duş sonrası da bu dinginliğini korumasına yardımcı oluyor. Ben fiyat performans olarak bayağı başarılı buldum. Ve gelelim yine aynı markanın bir saç spreyi. Ama bu yumuşak tutuş olarak geçiyor. Eğer böyle günlük rutinde saçlarınızı şekillendiriyorsanız ama aşırı nemden kaynaklı. Ben İzmir'de yaşıyorum ve saçımı şekillendiriyorum. Bir saat sonra saç acayip elektriklenmiş oluyor. Nemden kaynaklı bir problem yaşıyorsanız, saçlarınız şekil tutmamaya başladıysa ve genel saç spreyleri çok sertleştiriyor. Ben günlük hayatta öyle şeyler kullanamıyorum. Hani benim böyle sıktıktan sonra da Elim saçlarımda kalsın istiyorum. Bu tam da öyle bir ürün elbette ki hani böyle sert tutuşlara göre çok iyi saçınızı tutuyor diyemem ama sizi günlük olarak idare ediyor. Saçınızın daha uzun süre elektriklenmeden durmasına yardımcı oluyor. Bence günlük hayatın kurtarıcısı bir ürün. Ben her gün saçımı Dyson'a şekillendirdikten sonra bu ürünle üstünden geçiyorum. Şöyle ellerimle de havalandırıyorum. Gayet rahat günlük kullanıma uygun bir saç haline geliyor. Zaten Morpheus'un kokuları çok çok güzel. Hatta saç parfümü falan çıkardılar yanlış hatırlamıyorsam. Kokularını da çok seviyorum. Günlük rutinde kullanmaktan keyif aldığım ürünler. Temmuz ayı favoriler videom bu şekildeydi. Sizin içinde sevdiğiniz ürün var mı? ya da bu ay keşfedip harikaydı diyeceğiniz bir ürün varsa aşağıya yorumlarda buluşalım istiyorum. Ve benden beklediğiniz yeni video fikirlerini de yazmanızı ümit ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yepyeni içeriklerde buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.